konuya gelince unutamadığım anılardan bir tanesi var. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Lisede Ahmet diye bir arkadaşım vardı. Sıra arkadaşımdı. Yamuk konusuna geçince böyle derse girdiğimizde geometri dersinde omzuma dokunmuştu. Hoca seni anlatıyor demişti. Yani bu espriyi eminim sen veya arkadaşın elbet bir yerde yaptı. Yani bu espriyi bence kimse kaçırmadı derken hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben Merkez Tiyat Geometri kanalından İran Hoca'nız. Bugün TYT AYT Geometri kampımızın 14. gününe geldik. Dile kolay bak. 14 gündür sen beni görüyorsun ama ben seni göremiyorum. Şöyle düşün, biz bir kitap fuarından geldik. Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'ndan geldik. Oraya gelen arkadaşlar vardı. Gerçekten iyi ki geldiniz. Yani gelen arkadaşlara sesleniyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle orada göz göze, diz dize temas halindeydik. Yani sizi kanlı canlı görebildim. Uzun süre beni takip eden arkadaşlar selam vermeye gelmiş, fotoğraf çektirmeye gelmiş. Çok mutlu oldum. Yani sadece yorum yazmak değil. Bu tarz etkinlikler de beni çok mutlu ediyor. O yüzden katılan herkese çok teşekkür ederim. O motivasyonla geldik şimdi yamuk konusuna. Yamuk konusunda da tabii ki 14. günümüze geldik. Bugün ne yapacağız? MAP kazanımlarımızdan 9. sınıf üçgenler kazanımını bitirmiştik. 10. sınıf dörtgenler kazanımına geçtik ve burada önce kazanımlara bakacağız. Terimler, tanımlar, kavramlar. Bunların hepsini bitirdikten sonra konu anlatımına geçeceğiz. Konu anlatımında da 17 soruyu konu anlatım yani özellikleriyle birlikte ben sana anlatacağım ve yamukla ilgili tüm dertlerin, tüm tasaların geçmiş olacak. Sonra diyeceğiz ki ya hocam biz bunu bitirdik de ne yapıyoruz diyeceksin değil mi? Teğet ve merkez testleri çözümleri gelecek. Onun üstüne gideceksin soru bankasından ödevlerini yapacaksın. Yani bu kampı diğer kamplardan ayıran tek özellik nedir? Soru Bankamızla entegre bir şekilde gidiyoruz. Ve burada ödev planımız var. Ve bu zaten video ders kitabımızın ilk sayfasında ödev planı var. Hemen göstereyim sana. Hatırlıyorsun değil mi? Bak 14. güne geldik. Şu ödev planını birlikte tane tane test test götürüyoruz. Kitaplara ulaşmak için BKM kitap sitesine gidiyorsun. Orada merkez kodunu kullanıyorsun. Ekstra sepette %10 indirim kullanmak için. Birkaç kitap alırsan çok faydalı ve çok mantıklı bir indirim olmuş oluyor. Bunu kullanmak istersen, çoklu kitap al alacaksan, böyle bir aklında bir fikri varsa bu indirim kodunu mutlaka kullanıyorsun. Tabii ki bu indirim kodu hem Z takımı kitaplarında hem de paraf yayınlarının kitaplarında geçerlidir. Peki bunları da söyledik. Ee, ücretsiz PDF'imiz var. Nerede o? zakademi.com adresinde PDF'lere ulaşabilirsin. Ayrıyeten sadece PDF'ler değil bütün derslerde diğer Z takım öğretmenlerimin içeriklerinin kamplarına hepsine ulaşabilirsin. Hazırsan o zaman hadi gel konu anlatımımıza başlayalım. Gelsin bakalım şöyle önce map kazanımımız. Bak kazanımda diyor ki sana gel 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 gel. Burada bak yamuğu görüyorsun değil mi özel dörtgenlerde. Sonra sırayla gideceğiz. İkiz kenar yamuk göreceğiz. Dik yamuk göreceğiz ve yamukla ilgili konularımız aslında bunlar. Sonra paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoid bunların hepsini tane tane göreceğiz. Fakat burada yamukla alakalı alt başlıkları da hepsini görmüş olacağız. Zaten sen yamuğu biliyorsun. Birazdan sana öyle bir anlatacağım ki diyeceksin ki ya ben yamuğu biliyorum diyeceksin. Diyeceksin bak gerçekten. O zaman gel şöyle hemen konu anlatımımıza başlayalım. Yamuk nedir hocam? Nedir o? Arkadaşlarımızın sürekli seni anlatıyor dediği yamuk neymiş bakalım? Bizim yamuk dendiğinde şunu bilmemiz lazım. Alt tabanın üst tabana paralel olan bütün dörtgenlerde biz ona yamuk diyeceğiz. Yani ben AB ile DC paralel diyeceğim. Ekstra eğer E noktası orta nokta, F noktası orta noktaysa bu arada paralelliği söylüyoruz ya. O zaman D açısı ile A açısı birbirine ne olacak? Hatta şöyle çizelim bak bir tane. Temizinden bir yamuk çizdim. Dedim ki şurası A B C, D. A, B, C, D yamuğunda A, B paralel D, C olacak. Ve A, B, C, D yamuk olacak. Bir yamuk. Peki A açısıyla D açısı toplanınca 180 derece olmuyor muydu? U harfini hatırlıyorsun değil mi? Toplamlar 180 derece olacak. Ben niye yamuk duruyorum? Dur bak. Yamuk konusunda yamuk durmak. Neyse. Güzel tesadüf oldu. Şunu mikrofonu bir ayarlayalım. Daha da kimseye yapmam ha, bak. Yamuk konusunda yamuk oturuyorum. Daha da ne yapayım yani? Daha konuyu anlatmak için ne yapayım size? <laughs> Şimdi A ile D açısını topladığımda 180 derece. Peki B ile C açısını topladığımda da 180 derece olacak. B artı C eşittir 180 derece. İç açılar toplamı dörtgende 360 derece demiştim ya. İşte burada da aynı şeyi gösteriyoruz. Taraf tarafa toplarsan hepsinin toplamı 360 derece olmuş oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama burada tekrar ediyorum. Bu paralelliği banko bilmen gerekiyor. Sonra... Burada ekstra E ve F noktaları orta nokta olursa ben bu orta noktaları birleştirdiğimde E, F'ye orta taban diyeceğim. Ve bu orta tabanın bir diğer olayı ise aslında alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır. Alt tabana A dediğimizde üst tabana C dediğimizde A artı C bölü 2 bize orta tabanı verecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Hatta bunun nereden geldiğini hocam bu nereden geliyor dersen şöyle bir köşegen çeksen. Şurada ben mavi kenarın mavi kenara orta taban olduğunu bilmiyor muyum üçgende? Evet. C'nin yarısı ne yapar? C bölü 2 yapar. O C'yi bir güzel yazayım. O nasıl bir C ya? C bölü 2. Aynı şekilde şuradaki kırmızı kenarla da buradaki kırmızı kenarda o birbirinin orta tabanı olacak. A'nın yarısını da buraya yazayım. A bölü 2 burada var. Şöyle yaptığımda. Peki C bölü 2 de burada var. A artı C bölü 2 ne oldu? A artı C bölü 2 aslında orta tabanı vermiş oldu. İşte olayın nereden geldiğini sana gösterdim. Hemen geçiyorum ikinci kısmımıza. Yani bu sefer orta taban çizildi ama bir de üstüne köşegenler çizilirse şurada içeride bir KL uzunluğu çıkmış oluyor. Bu KL uzunluğunu da A ile C'nin farkının yarısı şeklinde buluyoruz. Hocam bunu nasıl yapacağız ya dersen hemen gösteriyorum. Bak kalemi, kalemi aldım. C'nin yarısına sen ne yazıyordun? C bölü 2 yazıyordun. A'nın yarısına da şuradan itibaren ne yazman lazım? A bölü 2 yazman lazım. Peki C bölü 2'si var. E, tamamı A bölü 2 ise A bölü 2 eksi C bölü 2. A bölü 2 eksi C bölü 2. Paydalar aynıysa bölü 2 kalsın. A eksi C de yukarıda kalsın. Demek ki KL uzunluğu nedir? A eksi C bölü 2'dir. Şöyle maviyle çizmiş oldum. Olayı anladın değil mi? Bu arada bak şu mavi kısımla bu mavi kısım birbirine ne yapar? eşit uzunlukta olur. Yani C bölü 2 yazabilirim ben buraya. Bu ikisini de söyledik. Gel güzelce örneklerimizi çözüp konumuzu pekiştirelim. Şimdi birinci sorumuza geldik. ABC bir yamuk verilmiş. Pardon ABCD bir yamuk verilmiş. 6 gördüysem hemen şunu yapmam lazım. Bak direkt gözü kapalı. Gözleri kapatıyoruz. Turuncular paralel birbirine değil mi? Hatta turuncular orta tabandır. 6'nın yarısı 3. 6'nın yarısı 3. Üç. Peki 3 ile 2'yi topladın. Dedin ki arkadaş 3 ile 2'yi toplasam 5. 5'in altında da şöyle bir orta taban yok mu? Çünkü bize EF'yi orta taban olarak kendi vermiş. Yani CF uzunluğu FB uzunluğuna, DE uzunluğu EA uzunluğuna eşit olacak. Şimdi X'e baktığımızda X'in üstünde 5 yazdığı için 5'in iki katı nedir? 10'dur. Yukarıda da zaten orta taban olduğunu söylemiştik. X'i 10 olarak bulduk ve birinci soruyu noktaladık. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Ne gördün ikinci soruda? Aslında bak ikinci soruya baktığımızda diklik ve Kenar ortayı yakaladın değil mi sen de? Benim gibi bak gel D'den B'ye birleştirdin de. Diklik ve kenar ortay çizilmiş. Ben bunları birleştiriyorum bak D'den B'ye birleştirdim. Üçgen yapmaya çalışıyorum. B'den de A'ya çizdim. Burada ikiz kenarlık ve açı ortay. Hatırlarsan Daki'de, akrostiş yazıyorum senin için. Sadece senin için bak. Akrostiş yazdım. Burada kenar ortayımız var. Burada dikliğimiz de var. O zaman açı ortay ve ikiz kenarlık. Hatırlarsam buna ben ne demiştim? İki tanesi varsa diğerleri de var demiştim. O zaman demek ki 90 ve bak 90 derece ve kenar ortay varsa benim bunu bir üçgen haline getirmem lazım. Üçgen haline getirdikten sonra burada bir ikiz kenar olacak. O ikiz kenarı da hadi yuvarlak gösterelim. İkiz kenar üçgen ve bir de açı ortay olacak. Peki bunları yaptık çok güzel. Şurada bir taban açıları birbirine eşit olacağı için x'i yazalım. Sonra da diyelim ki 100 ve ikiz kenarlık var. Bak orada kimse konuşmuyor. Bak görüyor musun? 100 ve ikiz kenarlık sana ne sağlar? Tabanları bulabilirsin aslında. 180'den 100 çıkarttın. 80. 2'ye böldün. 40 derece burada. 40 derece burada. Peki. Biz bu 40 dereceyi bulduk ama Z kuralından 40 dereceyi de 20-20 yazar mıyız? Bence yazarız. Bak şöyle geldim. Bir tane Z yaptın. İç ters açılar birbirine eşit olacak. Veya 100 derece burada. B'nin tamamı 80 derece olmalı. 40'ı buradaysa 40 olacak. 2'ye de böldüğünde 20 -20. Peki 90, 20, x'de kaç derece olur? 70 derece olur. Çünkü x artı 20 derece 90 derece olmalı. x eşittir kaç derecedir? 70 derecedir. Sana da soru zaten 70 dereceyi sormamış mı? Sormuş. O zaman ikinci sorumuz da bitti. Geldim üçüncü soruma. Üçüncü sorumuz bize diyor ki. Ben diyor iki tane DE'nin PC'ye eşit olduğunu söylüyorum diyor. Bak DE'ye K yazalım. 2kfc olacak. 2k'yi buraya yazdım. Yalnız ben burada şöyle bir şey yakaladım bak. Şu kırmızıyı takip et. Bu bir z kuralı değil mi? Paralellik de var zaten. Z kuralına göre iç ters açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani aşağıda nokta açısı gördüysem yukarıya nokta açısı yazınca dikkat et şimdi. Bunu yazınca şimdi silgiye ihtiyacım var. Şu kırmızıdan kurtuluyorum. Nokta nokta açısını gördün mü? Bak nokta nokta açısı aslında bize ne sağlamış oldu? E'den C'ye C'den B'ye birbirine eşit oldu değil mi? Yani ikizkenar üçgen oldu burada. Bak 6 artı 2 k'nin 14'e eşit olması gerekiyor. 6 şöyle yazalım. 6 artı 2 k eşittir 14 ise 2 k 6'yı karşı negatif olarak yolladın 8. K buradan nedir? 4'tür. Peki k'yi 4 bulduk. Tamam. Yerine yazarsam ne oldu? 8 geldi değil mi burası? Şurada da 4 var. Bitmedi. Bitmedi. Bir tane de z sol tarafta yok mu? Bak bak bak. Z takımının z'si Zakademinin Z'si diyerek şöyle iç ters açılarını şöyle çizersem burada da bir ikiz kenarlık yakaladık. Bak gördün mü? Bu ikiz kenarı da gösterelim. Bunu da hadi şöyle morla gösterelim. Bak şöyle bir güzel bir renkle. Moru sevenler var mı bu arada? Yorumlara yazsınlar. Mor rengi güzeldir bak gerçekten. Burada 4 ile 6'yı toplasam bak 4 ile 6'yı topladın 10. O zaman x eşittir kaçtır? 10'dur. Aradığımız cevap direkt ortaya çıkmış oldu. Bu soruyu da yaptık. Süper. Gidiyoruz o zaman katlama sorusuna. Dördüncü soruma geldim. Şekil 1'de ABC'de yamuk biçimdeki renkli kartonda ADC üçgeni AC boyunca katlandığında D noktası D üstü noktası ile çakışacak biçimde şekillikteki BC doğru parçasının üzerine gidiyor. Şimdi bak 100 derece yukarıda. Ben sonuçta bunun bir yamuk olduğunu biliyorsam paralelliği de biliyorum. Yani bu 100 ise A açısının tamamı 80 derece olacak. Bunu biliyorum. Fakat bir katlama gerçekleştiği için gel şekli eski haline çevirelim. D noktasını geri eski getiriyorum. Tabii ki kenarları şöyle düzeltelim. Sonra üst üste gelen açılarımız şunlar değil mi? Bak çizgi çizgi. Üst üste gelen açılarımız noktaya nokta. Peki 100 derece nereye gitti? 100 derece aslında şuraya gitti. Katlandığı için. D noktası buradaydı. D üstüne gitti. Peki arka tarafta 80 derece eklemem gerekiyor. Çünkü 180 olacak doğru açıdan dolayı. Peki 180'den 100 çıkartarak buldum yani. 80 derece ve ikiz kenarlık var. Allah Allah bak 80 ve ikiz kenarlık. 180'den 80 çıkarttım. 100. 2'ye böldün. 50 derece tabanında. 50 derece tabanında. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra diyorum ki ben sana az önce ne demiştim? Bak şurada x katlandığı için x x dedim. Ve paralelliğin etkisiyle a açısının tamamına ne demiştim? 80 derece demiştim değil mi? Çünkü üst tarafta 100 derece varsa 100 derece ile bak 100 derece artı A derecenin toplamı 180 derece olacak. E A derecenin toplamı da 80 derece olur. E A'ya bak bakalım ne var orada? 2 tane X var. 1 tane 50 derece var. Toplamları 80 derece olursa 80'i karşıya pardon 50'yi karşıya negatif olarak yolladığında 2X eşittir 30 derece gelecek. 2'ye de böldüğünde X hayırlı uğurlu olsun 15 derecedir ve bizim aradığımız cevap da ortaya çıkar. Dördüncü soru yani tam bir ÖSYM tarzı katlama sorusunu bu şekilde ne yaptık? Çözmüş olduk. Bitirdik mi? Hayır. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Beşinci soruda fark ettiysen E noktası orta nokta verilmiş. Peki bu orta noktadan ben karşıdaki noktaya birleştirsem yani karşıdaki orta noktaya birleştirsem bunların paralel olduğunu biliyorum ya. Hatta bak senin için çiziyorum. Mor kenar, mor kenara ve mor kenara paralel. Sonuçta orta taban alt taban ve üst tabana paralel olacak. Peki 22 yazıyor bak tabanda. 12 yazıyor şu içeride. 8 var şurada da 2 var. Biz zaten orta tabanın nasıl bulunduğunu biliyoruz. Bak F yazarsam EF uzunluğu eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2. 8 artı 22 bölü 2 yazarsam. 8 de 22'yi topladım 30. 2'ye böldüm 15. Yani benim buraya 15 de yazmam demek fark ettiysen 12 var 15 var arada 90 derece var bu 90 derece tanıdık değil mi 9 12 15 3 4 5'in 3'er katı o zaman gel şuraya bir 9'umuzu yazalım biter mi hayır bitmez burada cf cefası 9 sefası da 9'dur diyerek f'den b'ye de ne olacak 9 olmuş olacak. Çünkü biz F noktası orta nokta demiştik. Orta tabandan karşıya birleştirdik. Peki 9'dan 2 çıkarttım. Burası ne? 7. Şimdi şuraya bakar mısın? Bak şu siyahla taradığım yere dikkat et. Bu bir dik üçgen. Hatta bu dik üçgeni senin için şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum. Bu dik üçgende bir kenarda 12 var. Temize çekelim hatta. Bir kenarda 12 var. Diğer kenarda 9 ile 7'yi toplasan 16 var. 12, 16, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı diyerek 12, 16, 20 üçgeninden sen aslında x'in kaç olduğunu buldun? 20 olduğunu buldun ve 5. soruyu da noktaladık. Süper. Peki bu sayfa bitti mi? Bitti. İlk sayfayı noktaladık. Gerçekten çok güzeldi. O zaman gel şimdi 6. soruya bakalım. Öncelikle ne gözüne çarpıyor? Yani ilk etapta gözünü e, gözüne çarpan yani dikkatini e, e, dikkatini ne, nerede vurdu? Yani burada ilk etapta bak açı ortay var. Şurada 90 derece var. Peki ben sana demiştim ki bir akrostişimiz var. Şöyle yazsak. Burada açı ortay var. Diklik var. Kenar ortay yapacaksın ama üçgen çizilmemiş. O zaman önce üçgenimizi bir çizelim bak. Şöyle A'yı doğrusal devam ettirdim. CB'yi de doğrusal devam ettirdim. Şu an üçgen tamamlandı. Peki bu tamamlanan üçgene baktığımızda fark ettiysen mavi kenar mavi kenara ne olacak? Eşit olmuş olacak. Yani ikiz kenarlığı bulduğun. Peki bu ikiz kenarlığa göre taban açısına nokta desem bu taban açısı da nokta olmayacak mı? Evet. Peki burada bir yamuk verilmiş ve paralellik var. Bu paralelliğe göre şunu da ben maviyle çizsem. Zemine paralel ya. Aslında bak DC uzun yani DC doğrusu AB doğrusu parçasına paralel olmuş oldu. Yani yöndeş açıyı yukarı taşı diyor aslında sana. Peki yöndeş açıyı gelsem şuraya nokta olarak taşısam. Ne ortaya çıkarttık? Bak bakalım taban açıları birbirine eşit olan üçgen. Ne bu? İkiz kenar üçgen. 4 varsa buraya 4'ü yazarım. Affetmem yazarım oraya. Sonra bitmedi. Burada 20 yazıyor değil mi? 20'den 4 çıkartırsam buraya ne yazacağım? 16 yazmış olacağım. Peki bizden istediği şey BE bölü EC istenmiş. Bak dikkat et. Bizim buradaki odak noktamız aslında tamam sol tarafta bir benzerlik oranı bulduk ama bir de burada E noktasının sonuçta ne olduğunu biliyoruz. Şurada 90 derece indiğini biliyoruz. Eğer şunu doğrusal devam ettirsem bak şöyle doğrusal devam ettirdim. Hatta bak gösteriyorum doğrusal devam ettirdim şunu da birleştirdim. Sonuçta burada bir Z kuralı var değil mi? Bak fark ettin mi? Burada iç ters açılardan senin için bak Z kuralını çiziyorum. Şöyle. İç ters açılar birbirine eşit olacak. Peki ben burada o zaman şunu yapabilirim. Bak burada bir kelebek yakalamış olduk bak. Taradığım üçgene bakar mısın? İki üçgene bak. Paralellik devam ediyor kelebek var. Neydi bu kelebek? Burada benzerlik oranı oluşturabilirdik. Ama zaten taban açıları birbirine eşit olduğu için. Bak dikkat et. Taban açıları birbirine eşit olduğu için. Şimdi burada yepyeni bir ikiz kenar buldum ama farklı bir renkle çiziyorum. Şu mor kenar mor kenara eşit olacak. Yani 16 var burada. 4'e ne eklersen 16 olur. 12 eklersen. Şimdi sadece kelebeğe bak. 12 bölü 20 değil mi? Benzerlik oranımız. Hatırlarsan bak 12 bölü 20 CE bölü ...E, B veya şu üst taraf bölü... ...alt taraf şeklinde yazabiliyorduk. Üçgende benzerlikte onu söylemiştik. 12 bölü 20. Hemen sadeleştirelim. 12 bölü 20. 4'e böldün 3... ...4'e böldüm 5. Yani benim buraya... ...3K yazmam demek, buraya... ...5K yazmam demek. Peki... ...BE'de şu an 5K görüyorum. CE'de de, ECE'de de 3K görüyorum. K'ler sadeleştiği için cevap... ...5 bölü 3 gelecek. Zaten bak, şurada 5K olduğu için... ...hatırlarsan şurada yazmadığımız bir kenar ortay vardı. Hani ikiz kenarı yazdık ama... Şurada da bir kenar ortayımız var. 5 ksi buradaysa 5K olması için 3K'nin yanına ne yazarsın? 2K yazarsın. Ama biz zaten oran istediği için bizden cevabı 5 bölü 3 olarak bulduk. 6. soruyu bitirdik. Geldik o meşhur konuya. Nedir o? İkiz kenar yamuk. Sen ikiz kenar üçgeni biliyorsan ikiz kenar yamuğu da biliyorsundur. Bak şöyle dur. Şunu bir ayarlayayım. Köşede duruyordu. Dikkatimi dağıtıyordu. Bir de dakikayı da göreyim de. 30. dakikada çünkü Hacettepe anılarına geçeceğiz. Tamam. Şimdi bugün Amerikan futbolundan bir şey anlatacağım size. Hayatımda ilk defa Amerikan futbolu antrenmanına gittim. Birazdan birazdan anlatacağım. Şimdi ikiz kenar yamuk. Öncelikle ABC'de ikiz kenar yamuk dendiğinde senin elini, eteğini, bütün işini, gücünü bırakıp şunu yapman lazım. İkiz kenar üçgen mantığının aynısını yapacaksın. Yani sağdaki kenar, soldaki kenar eşit olacak. Hatta yetmeyecek taban açılarına noktaya nokta diyeceğiz. Bak taban açıları birbirine eşit diyeceğiz. Sonra bu taban açıları birbirine eşitse e, C açısı ile D açısı da birbirine eşittir. Bak C açısı D açısı birbirine eşittir. Çünkü şöyle yaptığımda B açısıyla da A açısı birbirine eşit. Hani toplamları 180 derece olacaktı ya. Zaten aşağıdakiler aynıysa yukarıdakiler de aynı olacak. Peki ikizkenar üçgeni çizdik. Daha doğrusu ikizkenar yamuğu çizdik. Bak, ikizkenar yamuk aslında bir ikizkenar üçgendir. Yukarıya doğru tamamladığında şu parça da bu parça eşit olacağı için bir ikizkenar üçgen ortaya çıkıyor aslında. Sen sadece tabana bir paralel doğru çiziyorsun ve yepyeni bir ikizkenar yamuk ortaya çıkartıyorsun, tamam mı? Peki bu ikizkenar yamuklarda ne yapacağız? Tabii ki C köşesinden D köşesinden aşağıya dikler atacağız. Peki bu dikleri atmamızın sebebi nedir hocam? Dersen? Fark ettiysen 90 nokta tek çizgi. 90 nokta tek çizgi. Yükseklikler aynı mı? Aynı. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit mi? Evet. Yani sen burada aslında iki tane sağlı sollu eş üçgen buldun. Hatırladın değil mi? Üçgende benzerlikte. Eş üçgen buldun bak sağ parça sol parça eşittir. Bunu banko yapacaksın. Bir de yukarıdaki yeşilin aşağıdaki yeşil eşit olduğunu bileceksin. Yani bu rengarenk ikiz kenar yamuğu gördün ya tüm sorularda bunu yapacaksın. Sonra Bunları söyledik. Biz aslında ikiz kenar yamuğu daha önceden biliyormuşuz. Değil mi? Bence biliyormuşuz. Peki gel örneğine bakalım. Ne görüyorsun? Yeni soruda ABCD ikiz kenar yamuk verilmiş. Çok yaklaştık. Biraz uzaklaşalım. Ha. Sonra paralellik var. Öncelikle ben sana ne demiştim? C noktasından aşağıya dik at. Ve D noktasından aşağıya dik at. Peki bunları yapar yapmaz. 4'ü aşağı indiriyorum. X'i aşağı indirdim. 8'den x çıkarttım. 8 eksi x. Bak bir tarafı yazıyorum. 2 xten 4 çıkarttım. 2 x eksi 4. Peki bu bir ikiz kenar yamuksa. Burada nokta açısı var. Burada nokta açısı var. Burada çizgi olunca 90 nokta çizgi. 90 nokta ne eksik? Çizgi eksik. Zaten yükseklikler de birbirine eşit olduğu için. iki paralellik arasında yükseklik her yerde eşit. Dilimde tüy bitti bak bunu söylemekten. Hatırlarsanız şöyle de yapmıştım bak. İki paralellik arasında yükseklik her yerde. Şuradan böyle çizgiler geçtiğini düşün böyle arasındaki yükseklik her yerde eşit olmuş olacak. Tamam mı? Peki gel bakalım. Gel 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 gel. Peki ben bir de sana demiştim ki. Hocam sağ taraf sol tarafa eşittir özelliği vardı değil mi? Evet. O zaman bir de onu yapalım. 8 eksi x'i 2 x eksi 4'e eşitlesem. Ne olacak? Eksi x'i karşıya artı x olarak aldım. 3 x. Eksi 4'ü bu tarafa çağırıyorum artı olarak. 8 artı 4'ten 12. 3 ile 12 sadeleşirse x eşittir nedir? Tabii ki 4 birimdir. 7. soruda bitti. Geldik 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuzda ABC'de ikizkenar yamuk demiş. Tamam. O zaman ben şöyle başlıyorum. Yüksekliği de vermiş. Şu yüksekliği indirsem. Şurada 12 varmış. Bak yükseklik 12. E C'den de indirelim. Sonuçta ikizkenar yamuk görünce bak ikizkenar yamuk görür görmez yükseklikleri indiriyoruz ve sağ parçayı sol parçaya eşitliyoruz. E dördü de aşağı indirdim. Dikdörtgen var burada çünkü. Dikdörtgende de karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu Sağır Sultan bile duydu değil mi? Peki burada şimdi sağ tarafta 12, 15. 9, 12, 15 özel üçgeninden 9'u buraya yazdım. 9'u buraya yazdım. Aynı zaten. AB uzunluğu istenmiş. 1, 9 var. 1, 4 var. Bir tane daha 9 var. 9, 9, 18. 4 eklersen 22 yapıyor. 22 aradığımız cevap mıdır? Evet. 22 santimetre doğru cevaptır. 8'i de noktaladık. Gel bakalım sağ tarafa. Yani köşegenleri dik kesişen ikizkenar yamuğa geçelim. Bu da önemli bir özellik bu arada. Adı üstünde bak. Köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar yamukla karşılaşıyorsan elbet şunu yapman lazım. Sonuçta sen köşegenleri dik kesiştiği için mesela tam ortadan şöyle bir dik atsan. Bu arada ikizkenar yamukta az önce İkiz kenar yamuk neredeydi? Onu da söyleyelim. İkiz kenar yamukta A'dan C'ye çizdiğin köşegenle B'den D'ye çizdiğin köşegen birbirine eşit olacak. Köşegenler birbirine eşittir. Bunları da yazdım. Şimdi burada niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü AC köşegenin BD köşegenine eşit olacak. Ayrıyeten sonuçta dik kesiştiği için yeşil uzunluk yeşil uzunluğa eşit. Yani bir simetri ekseni gibi düşüneceksin. Neresini? Tabii ki şu turuncu yüksekliği simetri ekseni olarak göreceksin. Alt tarafta da bak sağ tarafta ne görüyorsan sol tarafta da aynısını göreceksin. Peki bitti mi bu? Hayır. Biz tabana ne demiştik? Tabana A demiştik. Üst tarafa C demiştik. Tam ortada olduğu için C bölü 2. C bölü 2. Tam ortada olduğu için A bölü 2. A bölü 2. Peki ikiz kenar dik üçgenler ortaya çıkmadı mı içeride? 90 derece var çünkü. Yani ben buraya 45 derece yazmış olsam. Bu da 45 derece olacak. Burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Ters açılardan dolayı 45'e 45. E 45 45'e 45. Aman pardon pardon pardon. Şunu ben bir sessize alıyorum. Şimdi burada ee, açı or daha doğrusu 90 derecelerin yardımıyla 45 dereceleri yazmış oldum. Peki bunları yaptıktan sonra ben şöyle bir şey yapabilirim. 45-45-90 üçgeninden C bölü 2'yi buraya 45-45-90 üçgeninden A bölü 2'yi buraya yazarım. Bak. ikizkenar kenar burada var. İkiz kenar burada var. Hem üst taraf için geçerli. Muhteşem üçlü. Sadece ikiz kenar dik üçgende dik iniyordu. Bak hatırlıyorsun değil mi bunu? Aynı mantıkla bak. Muhteşem üçlü sadece ikiz kenar dik üçgende dik iner. Tamam mı? Peki bunları gördüğümüze göre yükseklik ne geldi bak. Asıl yamuğun yüksekliği A bölü 2 ile C bölü 2'nin toplamı. Yani yükseklik A artı C bölü 2 şeklinde olacak. Ve bu özelliği de söyledikten sonra bu bence çok zaman kazandırır. Bu özelliği kesinlikle bilmeni istiyorum. Ve gel hadi dik yamuğu da görelim. Dik yamuk bak. Aslında dik yamuk bir dikdörtgendir. Şöyle düşün. Sen bunu tamamladığında bak şöyle tamam doğrusal tamamladın. Karşı 90 derece olduğu için bu da 90. Bu da 90. Dik yamuk demek şurada bir dik üçgen çıkartıyorsun aslında dikdörtgende. Ama biz onu dışarıya doğru yapmayacağız soru çözerken. Yani aslında her zaman ikizkenar yamukta yaptığın sistemin benzerini yapacaksın. Bir dik yamukla karşılaştığında C noktasından aşağıya dik atacaksın. Yükseklik bu. C'yi aşağı indirdin. Tamamından da bunu çıkartacaksın. İsteyen şurada Pisagor yapar. Artık yapılırsa. isteyen de yüksekliği ortaya çıkartır. Tabanı ortaya çıkartır. Alanı bulmak ister. Vesaire vesaire. Ama bizim burada ilk bilmemiz gereken şey dik yamuk sorularında Pisagor ve Öklit bağıntısı sık kullanılır. Ben sonuçta zaten bunu karşıdan dik atınca ne bulmuş oluyoruz? fark ettiysen yükseklik bir anda bir tane dikdörtgen bir tane dik üçgen oluşturuyor. Eğer tepede de 90 derece verilirse örneğin mesela şöyle bir 90 derece verilirse 90'dan 90 iniyor. Yani öklit yap diyor resmen bağırıyor sana öklit yapacaksın burada diyor. Ve sen de yapacaksın unutmadın değil mi ökliti unutmadın. Yüksekliğin karesi P çarpı K en çok bilinen bu. HPK'de. Şuraya B dersek B'nin karesi eşittir. Yakındaki çarpı tamamı. Yani P çarpı P artı K. Diğer tarafı da sana söyletmek istiyorum. Bu yoruma yaz bakalım. Şura C ise. C'nin karesi N'ye eşittir. Yorumları bekliyorum. Bak herkes yazsın. Durdursun. Space'e bassın. Yazsın. Tamam mı? Kaç kişi ders dinliyor? Ben sizleri görmek istiyorum arkadaşlar. Yani o desteğinizi hissetmek istiyorum. Böyle kamera karşısında ben kadraja bakıyorum ama yani kadraja baktığım kişinin kim olduğunu bilmek istiyorum. Tamam mı? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi, farklı yollarınızı mutlaka yazın. Tamam mı? Bunu da söyledik. Gel bakalım. Bak tam söylediğim örnek geldi. 9. soruya baktığımızda ben C köşesinden aşağıya dik atsam bir tane dikdörtgen bir tane dik üçgen elde ettik. Peki 4'ü aşağı indirdim. 8'i karşıya götürdüm. 90'dan 90 inmiş gördün mü? 90'dan 90. Yani yüksekliğin karesi. Bu arada şuraya x eksi 4 yazabilirim. Çünkü tamamı x'ti. Yüksekliğimiz bu bak. Yüksekliğin karesi eşittir. 4 çarpı x eksi 4. Peki 8'in karesi 64 değil mi? Evet. 64 ile 4 sadeleşirse 16 eşittir x eksi 4 ise x buradan 20 geldi. Ve senden de bu istendiği için cevabımız 20 birimdir. 9. sorumuzda nokta göre hadi diğer sayfamıza geçelim. Köşegenleri dik kesişen dik yamuk. Bak şimdi bu önemli bir özellik şöyle yıldızlıyorum. Burada ek çizim yapacağız ispatını gösterirken ama zaman kazanman için niye bu özelliği verdiğimizi de anlatmış olacağım. Şöyle düşün bak. Köşegenleri dik kesişen bir tane dik yamuğun var. Sana diyor ki yüksekliğin karesi A çarpı C diyor. Yani alt tabanla üst tabanı çarp yüksekliğin karesi oluyor diyor. Niye? Çünkü sen şu AC'ye baktığında AC yeşiline paralel olacak şekilde dışarıdan D noktasından şöyle bir paralel doğru çeksen. Bak iyi izle şimdi. Sonra şunu da yataydan doğrusal devam ettirdim. Ve o doğrusallığı biraz düzeltelim. Var ya Pisagor görse bizi şu eğriliği görse taşa tutar görüyor musun? Heh. Şimdi paralellik olduğunu göstermek için de yeşille yeşil birbirine paralel. Sonra Hocam bu paralel diyorsun ama şu kırmızı 90 derece yöndeş açıdan buraya gitmez mi? Gider. Peki 90 derece orada var. Aşağıda da 90 derece var çünkü bu bir dik yamuk. Peki 90'dan 90 iniyor fark ettiysen. Ama biz zaten yamukta alt tabanın üst tabana paralel olduğunu biliyoruz. O zaman yukarıda C varsa paralel kenar ortaya çıkarttığın için karşılıklı kenarlar birbirine nedir paralel kenarda? Eşit olmuş oluyor. Yani C'yi buraya taşıdın. Şu yeşil uzunlukla bu yeşil uzunlukla birbirine eşit olacak. Peki ben burada yükseklikten yükseklik indiğini görüyorum. 90'dan 90 iniyor. Yüksekliğin karesi kenarların çarpımı. Hani h kare eşittir p çarpı k yapıyorduk ya. Aynı mantık. O zaman yüksekliğin karesi eşittir c çarpı a bizim yeni özelliğimizdir. Zaman kazanmamız için bu özelliği mutlaka kullanıyoruz. Tamam Şimdi gel yamukta alana geçelim ama yarım saati şu an an itibariyle doldurduk. Yani bir Hacettepe anısına geçiyoruz. Hacettepe'de birinci sınıfta dediler ki Amerikan futboluna gidenler böyle Amerikan futbolu ceketi giyiyorlar. Böyle kampüsün içinde gezerken o ceketle gezersen böyle normalden daha fazla böyle farklı bakılıyorsun. Böyle cool duruyorsun diyorlardı. Tabii yani ergenliğin etkisiyle eminim sen de beni şu an anlıyorsundur. 18 yaşta 18 yaşında Kalkıp Adana'dan Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'ne geldim. Yani insan böyle bir o duyguyu hissetmek istiyor. Yani bütün herkes sana baksın istiyor. Eminim içinizde bu tarz durumu yaşayanlar vardır. Varsa benzer durumlar yorumlara yazın bak. Dediler ki işte Beytepe Alışveriş Merkezi diye bir e, e, şey var. A, alışveriş merkezi var ama herkes onu bunu ben Beytepe Alışveriş Merkezine gidiyorum tarzında söylemiyorlar. Baş harflerindeki BAM tamam BAMA gidiyoruz. Yani öğrencilerin her zaman kısaltma mantığı gibi düşün. Şimdi. Akşam kaçta? 6'da antrenman var. Berkay diye bir arkadaşım var bölümden. Dedi ki gidelim mi lan dedi. Gidelim dedim ya. Yani bir gidelim ne olabilir ki dedim. Yani bize ne yapabilirler dedim ya. Hem biz zaten böyle e, uzun boyluyduk. Bir de hafif e, kilomuz falan da vardı. Yani amacımız burada nerede iş yaparız? Amerikan futboluna girersek hem vücudumuzu da kullanmış oluruz. Hem de istediğimiz bir şeydi işte gidebildiğimiz yere kadar o etkinlikten etkinliğe gideriz. İnsanlara tanışırız. Sosyalleşiriz vesaire vesaire. Şimdi akşam altıda şortları çektik. Spor ayakkabıları giydik. Ee, kampüsün içerisinde halı saha var. Halı saha orada yapılacak diye yazmışlar. Tamam mı? Halı sahaya bir gittim. Bir sıra var. Böyle bir şey yok. Bak yemekhanede zaten sıralar vardı. Ama yani uçsuz bucaksız bir sıra var. Meğer bütün okul Amerikan futbolu Şeyine gelmiş seçmelerine gelmiş ya ben şok oldum biliyor musun hatta Berkay'a dedim ki ya dedim gezelim hani bir saat sonra gelelim yani zaten bu sıra bitmez dedim yani sonra gerçekten bir saat sonra geldiğimde de böyle yine 20-30 kişi vardı ama o 20-30 kişiyi bekledik böyle yani muhabbet ettik ne yapıyorlar ne ediyorlar en azından hani seçilmeyeceksek bile bir şeyler öğrenelim dedik yani. Sonra sıra bize geldi. Zaten izliyoruz ne yapıldı ne edini. Uzaktan şimdi traktör tekerleği var tamam mı? Halı sahanın içerisinde antrenmanları falan bu şekilde. Traktör tekerleğini kişinin üzerine yolluyorlar. Böyle bildiğin çevire çevire yolluyorlar. Bunu durduracaksın diyorlar. Yani bunu durdurursan seni seçiyoruz. Ya böyle saçma bir e, seçim olabilir mi? Böyle saçma bir e, insan seçilir mi? Maalesef seçiliyor. 18 yaşındaysan hiçbir şey bilmiyorsan. Bu tarz olaylarda bunları yaşıyoruz. Dedim ben böyle bir şey yapamam. Yani tamam biz bize gelmişti sıra ama Berkay'a dedim ki oğlum yani deneyelim ama dedim biz kendimiz sağda birbirimize atalım dedim. Bunlar çeviriyorlar, çeviriyorlar, çeviriyorlar. Bir çekiliyorlar. Sen böyle kollarınla şöyle tutacak mısın? Yani yani öleceksin diyor. Yani başka başka tanımı yok yani. İşte böyle bir durumları işte 18 yaşına geldik, üniversiteye geldik. Amerikan futbolu benim için o gün noktalanmış oldu. Yani ben orada teknik öğren teknik bir şey öğreneceğim sanıyordum. Ben orada terimleri öğrenecek öğreneceğim sanıyordum. Bir gittik traktör tekerleği yolluyorlar üstümüze. Yani traktör tekerleği görmüş tavşan gibi olmak istemediğim için ben orada sıvıştım. Yani orada Berkay dedim sen devam etmek istiyorsan edebilirsin. O da o durumları gördü. Çünkü bazı çocukların yüzüne çarpıyor, düşüyorlar. Yani tutamıyorlar. Ee, yüzü çizilenler var. Ee, kask hiçbir şey yok. Bak bildiğin böyle duruyorsun. Yani bari kask versinler. Bari kaskla gerçekten dururum. Memleket Adana yani bir traktör tekerlerinin önünde dururum ama yani bilmiyorum hiç denemedim. Ama bu farklı bir durum ya. Bu bambaşka bir durum. Velhasıl yani bu durumları benzer durumları üniversitede spor etkinliğine gitmeden önce iyice araştırın arkadaşlar. Yani benzer durumları yaşamanızı istemem. İçinizde vardır belki bu alanla ilgili bilgi sahibi olan. Yani bizim biraz tecrübesizliğimize geldi ama değişik bir anıydı. Bir daha da No yani. Neyse. Hadi devam edelim. Bu anıyı da anlattıktan sonra güzel bir aramız oldu. Nefesimizi aldık. Yamukta alan dedik. Hatta yeni bir konuya başlayacaktık. Enerjiyi topladık. Başlayalım. ABC'de yamuğunun alanı nasıl bulunur? Aslında sen bunu biliyorsun. Bak şimdi. Burada ikiz kenar yamuk verilmiş fark ettiysen. Taban açıları birbirine eşit. Şimdi ikiz kenar yamukta şöyle kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Fakat ben normalde sana şöyle bir yamuk çizsem. Sana şöyle bir yamuk yapsam diyecektim. Bak son anda düzelttim. Şurada bir yamuk var. Üst taraf C, alt taraf A. Eğer köşegen çizersem sonuçta iki paralellik arasındaki yükseklik her yerde nedir? Eşittir. Yüksekliği yazdım. Sonra e ben sonuçta doğrusal devam ettirsem şuradaki yükseklik de ne olacak? H olacak. Şimdi sadece buraya yaklaş. Eğer mavi taralı bölge geniş açılı üçgenin alanı değil mi? Nasıl bulunuyordu? C çarpı H bölü 2 mavinin alanı. Peki pembenin alanını hesaplayalım. Pembenin alanı şu dışarıya yazdım. A çarpı H bölü 2 değil mi? Yükseklik H taban A. E bu ikisini toplasam yamuğun alanı eşittir. A çarpı H bölü 2 artı C çarpı H bölü 2. Fark ettin mi? H bölü 2'ler ortak. H bölü 2'ler ortak olduğu için aslında A artı C parantezinde H bölü 2 yamuğun alanını ortaya çıkartıyor. Bak bakalım burada ne yazıyor? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 sana yamuğun alanını verecek. Bunu artık Unutmayacaksın çünkü sen zaten bunu biliyordun bak. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu iki tane üçgenin alanın toplamı yamuğun alanına eşittir. Yamukta alanı öğrendik. Gel şimdi örneğine bakalım. 10. soru. ABC'de yamuk. Alt taban üst tabana paralel. 2 vermiş, 8 vermiş, 30 derece. Fakat alanı da vermiş sana. Alan için ben bir şöyle yükseklik belirlesem. Bu yüksekliğe de en iyisi şöyle tam C'den indirelim. Yüksekliğe de H desem. Alt tabanımızda 8 var. Üst tabanımızda 2 var. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yamuğun alanını veriyordu. E peki yamuğun alanı da 20 verilmiş. E gel o zaman bunu bir sadeleştirelim. Şöyle baktığında 8 artı 2 10 değil mi? Hatta güzelce yazayım. 10 H eşittir 40 geldi değil mi? 2 ile de 20'yi çarptım. H buradan nedir? 4. H H dedik ve 4 dedik. Peki burada 4'ü yazınca sen aslında 30'un karşısı 4 bulmuş oldun değil mi? Hatta o güzel dik üçgeni senin için şöyle çiziyorum şöyle çizdim dedim ki burada 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 değil mi? Yani bizden istediği cevap da o zaman nedir? 8 santimetredir. 10. soruyu noktaladığıma göre gel bakalım 11. soru. 11. soruda açı ortaylar E noktasında kesişmiş. Hoş geldin. Paralel kenarda öğreteceğim şeyi aslında yamukta tekrardan en başta göstereceğim. Şimdi paralel kenarda mantık gibi düşün. Şöyle henüz daha görmedik ama alt tabanla üst tabanın birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Paralel kenarda ise karşılıklı kenarların birbirine paralel olma durumunu konuşacağız. Yani bunun bir nevi yan kenarların halini göreceksin. Peki burada temel atacağız yani. Alt taban üst taban paralel. Açı ortaylar çizilmiş ya. Eğer ben şöyle bir şey yapsam. A yazsam A. B yazsam B. 2A artı 2B 180 derece değil mi? D ile A açısı toplamı 180 dereceydi. 2A artı 2B 180. Birer tanesi 90 olur. Yani o zaman E köşesi 90 derecedir. Yani demek ki paralel doğrular arasında açıortaylar her zaman 90 dereceyle kesişir. Bak bunu unutma. Tamam mı? Burayı kesinlikle not al. Paralel doğrularda açıortaylar her zaman 90 dereceyle kesişir. Peki ben bu 90 dereceyi çizdim. Peki 90'dan 90 iniyor. Bak görüyorsun değil mi? Öklit yap diyor resmen. Ama 90'dan 90 inmekten önce biz bir özellik öğrendik. Neydi o özellik? E noktasından H'ye dik atılmış ve D, E'de açı ortayın var. Neydi bu olay? Açı ortay üzerinden bir nokta aldığında, hatta geçen short soru çözümünde atmıştım. Mutlaka izlemediysen izle short soru çözümlerini. E noktasından da şöyle tekrar 6'ya doğru ben dik atsam. Ne olmuş oldu aslında? Mavi uzunluklar birbirine eşittir. Açı ortay doğrusu üzerinden bir nokta seçiyordun. Her iki eşit açıya da 90 derece inince eşit. Ama her zaman 90 derece inmek zorunda değil. Burada mesela 140 derece alsam. Şuraya da 40 derece alsam. Aynı mantıkla şurada çizdiğim uzunluklar da birbirine eşit olur. Ama açılar eşit olursa. Burada 90 dereceler eşit olduğu için söylüyorum. Peki hocam DE açı yaptın. AE açı niye yapmıyorsun dediğini duyar gibiyim. Dedin değil mi? Dedin. İşte o zaman burada da E noktasından aşağıya dik indireceğim. Buradaki iç açıortay mantığı gibi. Daha doğrusu açıortay özelliği gibi. Ne yapacaksın? Bu maviyi de eşitleyeceksin. Peki biz aslında şurada bir alan vermiş ya. Gel şöyle bir şey yapalım. Yükseklik, yükseklik, yükseklik olsun. Hem orada öklit yapacağımız için iki tane H yükseklik geldi. Nerenin? Paralel, daha doğrusu yamun yükseklik 2H. Alan verilmiş. En iyisi alan formülünden. Bak 36 alan eşittir. Alt tabanında 12 yazıyor. Üst tabanında 6 yazıyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorum. E, bölü 2'deki 2 ile yüksekliğin ikisi sadeleşti. 12 artı 6 18. 18 h eşittir 36 ise yükseklik 2 geldi. Bir dakika. Yükseklik 2 ise 2'yi gel buraya yaz. 90'dan 90 iniyor demiştim ya ben sana. E, ne var burada? Öklit var öklit. Yüksekliğin karesi eşittir. 1 çarpı x. Fark ettin değil mi? Bak yüksekliğin karesi kenarlar çarpımı. 90'dan 90 indiği için yaptım ben bunu. Peki 4 eşittir. X ise aradığın cevapta direkt ne geldi? Tabii ki 4 gelmiş oldu. 11'i de bitirdik. Geldim 12'ye. 12. soruyu hatırlıyorsun. Köşegenler dik kesişen bir dik yamuk var. Hemen içeriden AC'den bir paralel doğruyu dışarıya uzatıyordun. Bak kırmızılar birbirine paralel olsun. Şu A'yı doğrusal uzattım. DC'ye paralel. Burada bir paralel kenar var. Aman soruyu şöyle sağa doğru çektim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. A açısı da 90 derece çünkü dik yamuk dediği için. Sonra paralelliğin etkisiyle 90'ı yöndeş açıdan buraya taşısam. Hani demiştim ya ben sana bak paralel paralel yöndeş açıdan 90 90. Şu an 90'dan 90 indiği için yükseklik H yazalım. Peki yamuğun alanı istenmiş. Ama ben zaten önce h'yi h kare eşittir 3 çarpı 12'den bulabiliyorum. Çünkü öklit var burada. 90'dan 90 indiği için. Peki sana bir soru. h'yi buradan 6 olarak bulursun değil mi? Çünkü 36 hangi sayının karesi? 6'nın karesidir. Sonra yamuğun alanı. Gel şimdi. Alan d alt tabanı 12, üst tabanı 3, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 sana bu yamuğun alanını verecek. Peki versin bakalım. 12 ile 3'ü topladın 15. 6 ile de 2'yi sadeleştirdin 3. 15 çarpı 3 nedir? 45 santimetre kare gelmiş oldu. İstersen bunu üçgen şeklinde de yapabilirsin. Bak şurada bir tabanı 3 olduğu için yüksekliği de artık 6 buldun ya. Dışarıdan yüksekliğin 6 tabanın da 3. Geniş açılı üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2. Sonra da yüksekliği 6 bulduğun için dik üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 12 bölü 2 diyerek ayrı ayrı hesaplayabilirsin ama uzatmaya gerek yok. Bence direkt yamuğun alanından cevaba ulaşmak lazım. Geldik yamuğun alanının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ama bu sadece E noktası orta nokta olursa bak E noktası orta nokta olursa sen bunu yapabiliyorsun. Paralel kenara geçtiğinde artık gönül rahatlığıyla bu sadece orta nokta olma durumu ortadan kalkmış oluyor. Yani ben burada ABC'de e, yamuk dendiğinde E noktası orta noktaysa mor üçgene bakar mısın? Bak şurada bir mor üçgen var. Bu mor üçgen alanına A diyelim. Şuradaki boşluğa B diyelim. Buradaki boşluğa C diyelim. A alanı B ile C'nin toplamı kadardır. Tamam mı? Bu da neyi doğurur? Der ki ben sonuçta tüm alan 2A'dır diyebilirim, değil mi? Sonuçta bak şu ikisinin toplamı A yapıyorsa bir tane de A burada var. Toplam 2A yapmış oldu. Yani alan A B C D eşittir 2A'dır. Eğer tabii ki tekrar ediyorum. Şuradaki taralı mavi bölgeye A dersen bunun iki katı tüm alanı verecek, tamam mı? Bunu söyledim, geldim son sayfama. 13 soruya bakar mısın? Ne görüyorsun? Bir diklik, pardon, bir kenar ortay verilmiş. 45 derece var. E'den C'ye şöyle birleştirsek, sonra mavi üçgene bakar mısın? Mavi üçgen çok kötü çizdim, biliyorum ama düzelteceğim, düzelteceğim. Sakin olun, sakin olun. Evet, tamam. Bak, 45 derece var. Bu 45 derece sinüs alan teoremi değil mi? Eğer sinüs alan teoremini görmeyen TET'cilere sesleniyorum. Yani hocam ben sinüs görünce kaçıyorum. Sinüs görünce dayanamıyorum diyenler varsa aranızda sinüs ca yani can kurtarıyor gerçekten. Can kurtaran görevini yapıyor. 45 derece burada ya sen eğer buraya A alanı dersen A alanı eşittir. Biraz kalemi inceltelim. O ne öyle ya? Dur. A alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı, 4 kök 2 çarpı, 10 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sinüsten çözmek isteyen buradan gitsin. Ama yok hocam orada 45'i vermiş. 4 kök iyi vermiş. TYT'cilere sesleniyorum. C noktasından şöyle dikimi atarım ben. 90, 45, 45'imi bulurum. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4. Şuradaki 45'in karşısı da 4 ama yazmaya gerek yok hocam dersin değil mi? O zaman A alanını bir de tabanında 10 var. Yüksekliğinde 4 var. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne bulursun? 20 bulursun. Bak bu daha kısa geldi. Ama buradan da yapalım. Sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Herhangi bir üçgende bak. Karşı bölü komşu. 4 bölü 4 kök 2. 1 bölü kök 2 yapar. 1 bölü kök 2. Hemen şöyle yazalım bak. Sin 45 eşittir. 1 bölü kök 2. O da eşleniyle çarpıldığında kök 2 bölü 2 yapılıyor. Nasıl çarpıyorduk? Şöyle kök 2 ile genişletiyorduk. Peki ben burada 1 bölü 2 yazdım. 4 kök 2 yazdım. Onu yazdım. Bir de kök 2 bölü 2'yi yazsam. Bak şimdi. Kök 2 ile kök 2 çarpıldı 2. Aşağıdaki x sadeleşti. 10 ile 4'ü çarptım. 40. 2'ye böldüm. 20. Buradan da 20 cm kare geliyor. Buradan da 20 cm kare geliyor. Ama sen şu an A'yı buldun. Senden ne istemiş? Alan A, B, C, D istemiş. Ne demiştim az önce? Ortadaki alan A ise tüm alan ne olacaktı? 2A olacaktı. Tabii şunu şöyle çizelim de. Tüm alanımız ne olacak? 2A olacak. O zaman 20 ile 2'yi çarpsam cevap 40 cm kare gelmiş olur. 13'ü de bitirdim. Geldim 14'e. 14. sorumuz. Şöyle bir inceleyelim. Neymiş sorumuz? ABC'de bir yamuk. EF orta taban. Tamam. D, C, K, E, 3. Ee, daha doğrusu alan D, C, K, E bölü. A, B, F, K. B, e. 3 bölü 5 verilmiş. Peki ben sadece şunu görsem bak. E ve F orta nokta verilmiş ya. Sadece siyah üçgene baksan. Bu bir yamuk olduğu için yeşil kenar. Yeşil kenara paralel değil mi? Evet. Zaten söylemiş. Peki paralelliğin etkisiyle burada benzerlik oranımız 1'e 2 olduğu için 1 bölü 2 benzerlik oranıysa karesini alsam benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Yani benim buraya mesela A yazmam demek tamamı 4A olacağı için buraya ne yazmam lazım? 3A yazmam lazım. Yuvarlak çizmemize gerek yok. Bak tekrar ediyorum A'ya 4A olması için 3A. Peki aynısını burada B'ye 4B ye yazacağım için ne yazarım? 3B yazarım değil mi? Bunu da bu şekilde çizdim. Çünkü yine aynı mantık. 1'in 2'ye oranı benzerlik oranı 1 bölü 2. Tabi paralellik de geçerli burada. Bak KF de AB'ye paralel. Yani farklı paralellikler değil aslında. Aynı paralellikler ama ben farklı üçgenler olarak gösteriyorum ki şu an senin alan DCKE'de de 3A var. Alan ABFK'de ABFK'de 3B var. Sadeleştirdiğinde 3'ler gidiyor ya. A bölü B 3 bölü 5 geldi. Yani A dediğin şey ne olsun mesela? 3K olsun. B dediğin şey 5K olsun diyelim mesela. Fakat şurada bize, bize ne demiş? Yamuğun alanı 64 demiş. İçeriği toplamak istesem 4 tane A görüyorum. 4 tane B görüyorum. Bunların toplamı 64'müş. 4 parantezini alsam A artı B eşittir. 64 gelmez mi? Gelir. Peki ben 4 ile 64'ü sadeleştirdiğimde A artı B'yi kaç buluyorum? 16 buluyorum. Bir dakika şimdi. A gördüğüm yere 3K yazalım. B gördüğüm yere 5K yazalım. Bunu 16'ya eşitlerim. Toplam 8K 16'ya eşitse 16 ile 8'i sadeleştirdin. K buradan ne geldi? 2 gelmiş oldu. Peki K 2 geldiyse 2 ile 3'ü çarptın 6. 5 ile 2'yi çarptın 10. A da ortaya çıktı. B de ortaya çıktı. Şimdi CFK bak. CFK nerede? CFK Doğu Lisesi. CFK. Burada burada burada. B'yi istiyor bak senden. O zaman B eksi AEK. Ajax AEK. Bak bunlar Hollanda'nın güzel takımları bak. A, E, K. A, E, K. O zaman B eksi A istiyormuş. E, B'miz zaten 10'du. 10'dan 6 çıkartırsam cevabı ne gelir? Tabii ki şöyle yazayım. 4 gelir. 14. sorunun cevabı da noktalandığına göre geçiyorum. Gerçekten bugün çok güzel sorular çözüyoruz. 15. soruya geldim. A, B, C'de bir yamuk. Peki paralellik var. Tamam o paralelliği de şöyle yeşil yeşil gösterelim. Sonra FB 17. Altta bir oran vermiş bak. EC'ye K yazsam. EC'de şurada K var. 2K AF oluyormuş. 2K'yi buraya yazdım. Sonra ADEF alanına, ADEF alanına A yazsam 2 ile çarpıldığında BCEF alan eliyormuş, elde ediliyormuş. BCEF yani şurası 2A. Peki bu ikisinin ortak özelliği nedir? Eğer ben bunu doğrusal uzatsam. Çizemedim tabii ki. Lazım ya bak dur. C'yi doğrusal uzattım, B'yi doğrusal uzattım. B'den attığım yükseklik mesela H olsun. Sonuçta D'den attığım yükseklik de H olur değil mi? İki paralellik arasında yükseklik her yerde eşit. Mesela A alanını yazmak istiyorum. A alanı eşittir. Bu yamuğun alanı sonuçta alt taban 2K, üst taban 4, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. A alanı bu. Bir de 2A alanı yazacağım ama şöyle yapmak istiyorum bak. 2A'yı da yazayım. 2A alanımız alt taban 17, üst tabanımız K, Çarpı yükseklik aynı. H bölü 2. Şimdi benim burada yapmak istediğim şey şu. E, sonuçta ben bunları oranlayabilirim değil mi? Bak alt taban üst taban toplandı. Yükseklikle çarpıldı. 2'ye bölündü. Alt taban üst taban toplandı. Yükseklikle çarpıldı yine. 2'ye bölündü. Peki bunları oranladığımda fark ettiysen ağlar sadeleşiyor. Burada 2 kaldı. Bu bölü 2 ile bölü 2 sadeleşsin. H ile H sadeleşsin. Temize çekiyorum. 1 bölü 2 eşittir. 2K artı 4. Aşağıda da 17 artı K var. Süper. Biri bilinmeyenin denkleme dönüştürdük. O zaman içler dışarı yaparken 17 artı K eşittir. 2 K artı 4 2 ile çarparsam 4 K artı 8. K'yi karşıya negatif olarak aldığımda 3 K eşittir. 9 sa K buradan ne geldi? 3 geldi. Ama bitmedi. ABC'de yamuğun orta tabanın uzunluğu. Yani orta taban nasıl bulunuyordu? EF diyelim hadi orta tabana. Alt taban artı üst taban bölü 2. Hangi üçgen, hangi yamuk için? ABCD yamuk için. Bak alt tabanda 17 artı 2K. K'yi buldun artık. 3 çarpı 2'den 6 var burada. 17 ile 6'yı topladın 23. Üst tarafa geldin. 3 yazarsan üst tarafta 7 geldi. Alt tabanında 23 var. Üst tabanında 7 var. Alt taban artı üst taban bölü 2 ne yapar seni? 30 bölü 2'den 15 ortaya çıkartır. Ve aradığımız cevap da 15 geldi. 15'in sorunun cevabı 15 geldiğinde ne yapıyorduk? Hemen bir dilek diliyordum. Ben sizler için çok güzel bir dilek diledim. Sizleri böyle gözümü kapattığımda bir sene sonra... ...üniversitede hayal ediyorum. Ve istediğiniz bölümlerde, istediğiniz kampüste... ...istediğiniz çimlerde böyle gökyüzüne bakarak... ...dileyim tamamen sizlerin... ...o istediğiniz üniversiteyi gerçekleştirmesi yönünde. Tabii siz de bir dilek dileyin. Hadi yoruma yazın. Yoruma böyle hayalinle ilgili... ...üniversite olur, bölüm olur. Bir yaz bakalım. Belki gerçekleştiğinde tekrar gelip o yorumu yanıtlarsın. Ben sana inanıyorum. Sana güveniyorum. 15'i bitirdim geldim 16. soruma. Tipik bir sınav sorusuna benziyor bak. Şekil 1'deki dik yamuk biçimde tahtadan özdeş 4 tanesi birleştirilerek şekil motif oluşturulmuş. Tamam peki 2 tane AD AB'ye eşit o da 12'ye eşitmiş. Alan ABC 48. Eğer ben şuraya A yazsam alt tabanında 12 var üst tabanında A var çarpı yükseklik 6 bölü 2 yazdığımda alan ABC'de 48'e eşitmiş ya. Tamam. Alanı 48'e eşitledim. Peki 6'yı 2'ye bölsem 3 gelecek. 3 ile de 48'i sadeleştirsem. Bak şöyle gösteriyorum. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 3 ile de 48 sadeleştirdim. 16. 12 artı A. 16 ise A buradan 4 geldi mi? Geldi. Eşittir 4 yazdım. Bitmedi. C noktasından bu bir dik yamuk olduğu için C noktasından aşağıya dik attım. 4'ü indirdim. 6'yı da karşıya çektim. 12-4 8. 6-8 10. Fakat Şimdi biz şuradaki açının hani 45 derece olduğunu görmüyoruz değil mi? Sonuçta 6, 8, 10 üçgeni. 53, 37 derece. Fizikten bilenler biliyor değil mi? Sayısallara selam. Peki burada eşit ağırlıklar var. Böyle sayısaldan eşit ağırlığa geçen böyle eşit ağırlıklar böyle sessiz sedasız izliyor. Yok hocam ben bilmiyorum diyor. Bak seni seni neyse. Şimdi burada k noktasında baktığında bak. Şuradaki nokta açısı yani şu, hatta nokta şeklinde yazalım da karışmasın şuraya nokta açısı diyorum. Buraya çizgi. Bak, şu nokta açısı, nokta açısı ama K noktası 90 derece değil. Bizim bak şuradaki 90 derece, buradaki 90 derece bunları kullanmamız lazım. Demiş ki K ile L arasındaki uzaklık. Gel, K'yi doğrusal uzatalım. L'yi de doğrusal uzatalım bu şekilde. Şunu görüyorum ben bak. Burada bir 90 derece ve 90 derece olduğu için paralel demek ki bu. Yani yamuğun etkisiyle zaten yeşil kenarın, yeşil kenara paralel olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde yeşil kenarın Yeşil kenara paralel olduğunu biliyoruz. O zaman şurası 90 derece olacak. Fakat 12 var değil mi burada bak. 12'yi buraya yazdım. 12'yi buraya yazdım. Yan kenarında yani yüksekliğinde 6 var. 6'yı buraya yazdım. 6'yı buraya yazdım. Bu 90. Bu 92. 3. 90. Üç tane 90 varsa bir dörtgen içerisinde. Bak. 1. 90. ikinci 90. 3. 90. Bu da dördüncü 90 olmalı. Çünkü iç açılar toplamı 360 derece. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak o zaman. Çünkü burada bir kare ortaya çıkarttın. Şimdi. K ve L'nin doğrusal birleştiğini bilmediğim için ben aslında bak K ile L'yi şöyle birleştiriyorum. O üçgeni dışarı çıkartıyorum bak. Dışarı çıkarttım. Şöyle K'si burada. L'si burada. Bu 90 derece. 12 ile 6'yı topladın. 18. 12 ile 6'yı topladın. 18. 18, 18. 18 ikizkenar kenar dik üçgen mi? Evet. Yani aslında demek istediğim bu K'den çizilen doğru ile L'den çizilen doğru doğrusal değildir. Çünkü bizim hani burada 45 dereceyi bulmadığımız gözüküyordu ya 6, 8, 10 üçgeninden. Senden KL arasındaki uzaklık dediği için geometride uzaklık her zaman en kısa mesafedir. Yani bu çizilen KL ile şu çizdiğim KL aynı değildir. Bak bunu sakın unutma. O yüzden ben 18, 18, 18 kök 2 yazarak cevabımı ortaya çıkarttım ve 18 kök 2'yi bulduk. Geçiyorum alan kısmına. Şimdi alan kısmında ise bunu aslında daha önceden şöyle genel dörtgenlerde söylemiştik. Burada da nereden geldiğini ispatlayacağız. Şöyle düşün. Eğer bir yamukta AC ve BD köşegeni çizilirse S alanı S alanı S1 alanı S2 alanı şeklinde yazdık. Zaten alan taşımadan şu taradığım alan ile bu taradığım alan birbirine eşit olduğu için S'ler birbirine eşit oluyordu. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Alan taşıma. Mesela sonuçta ben alanlar kelebeğe göre hatta şöyle bir kelebek çiziyorum. Bak şu kelebeğe baktığında kenarları biraz düzeltelim. Normalde bir oran yazmış olsaydım mesela sallıyorum 4 yazsın burada 8 yazsın. K'ye 2K yazacaktın değil mi? K'de S1 gördüğün için 2K'de de 2 tane S1 yazacaktın. Hep kenara göre yazacaktın. İşte bak S1'in S'ye oranı S1'in S'ye oranı S'nin de S2 oranı S'nin de S2 oranı. Bu alanları oranladığımda içler dışarı yaptığımda işte o s kare eşittir s1 çarpı s2. Karşılıklı alanların çarpımının birbirine eşit olması buradan geliyor. Tamam Sonra bunu söyledik. Bir de şöyle bir durumumuz var. S1 bölü S2'nin oranını konuşmak istersek. Hani ben kırmızı taradığım yerde bir kelebek var demiştim ya. Kelebek benzerliği. Kelebek benzerliğine baktığında üst tarafta C var alt tarafta A var. C bölü A benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi direkt alanlar oranına eşit olmuş olacak. En çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi yamukta bu diyebilirim. Peki gel hadi son sorumuzu çözelim. Gerçi son sorumuz değil mi? Evet. Teğet testine geçmeden önce 17. soruyla konumuzu bitiriyoruz. Şimdi 9 tane DC, 4 tane AB. Çapraz yazarsam DC'ye 4K yazdım. AB'ye 9K yazdım. Peki buradaki kelebeğe baksam bak mavi kelebek. Şöyle mavi kelebeği çizdim. Sonuçta 4 bölü 9 benzerlik oranı benzerlik oranının karesi eşittir. Alanlar oranına eşittir. Eğer ben buraya mesela B yazmış olsam. B yazdım. 16 bölü B alanı alanlar oranı 4 bölü 9'un karesi. Sonuçta 4'ün karesi 16. 9'un karesi 81. Bak 16'lar sadeleşiyor. B direkt ne geldi? 81 geldi. Peki 81'i yazdım. Sonuçta ben benzerlik oranı falan demiştim ya. E kelebek de kullandık aslında. Bak 4K'nin 4N'sini ve 9N'sini böyle yazsam kelebeğe göre yazıyorum. 4N tabanında 16 alan var. Sonuçta 4 katı. 9N tabanında 36 alan olacak. Aynı şekilde bu da 36 olacak. Veya istersen buraya AA yazıp A kare eşittir 16 çarpı 81 deyip karekök kök içerisine alırsan A dışarı çıkar. 4 dışarı çıkar. 9 dışarı çıkar. A'nın 36 olduğunu buradan da bulabilirsin. Bak sana iki yoldan gösteriyorum. Hani alanlar aynıydı. Şöyle baktığımda. Çarpımları da birbirine eşit olacaktı. Buradan da bulabilirsin. Veya Direkt kelebek özelliğinden benzerlik oranını yazıp alanları bulabilirsin. Şimdi ben burada 36'ları buldum. 2 tane 36, 72. Bir tane 16 var. Bir tane de 81 var. Bunların toplamı alan ABC'yi ver, ABCD'yi verecek. Toplayalım. 8 burada. Bir de burada var. 9. 7, 8. 8 de burada. 6. 169 birim kare bizim aradığımız cevap olmuş oluyor. Gerçekten çok güzel sorular çözdük. 17. soruyu da nokta göre kamp programımıza geçiyoruz. Gel 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 gel. 14. gün 18 Mart Çanakkale zaferinde 14. gün noktalamış oluyoruz. Buradan aziz şehitlerimize de ruhlarına şad olsun diyerek gerçekten bu süreçte o günlerden bugünlere baktığımızda tarihini bilmek yani tarihimizi araştırmak gerekiyor. Eğer yani bu videodan sonra Araştırmak isterseniz de bir tane 18 Mart belgeseli benim için izleyin. Dinlenme aranızda izleyin. En azından tarihimizi bilelim arkadaşlar. 14. günde bitirdik ve tabii ki teğet ve merkez testlerine geçiş yapmış olacağız. Teğet ve merkez testinden sonra 14'ü komple bitirdikten sonra sonra sıralı bir şekilde paralelkenar, kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen kare deyip TYT konularını bitirmiş olacağız. AYT konuları da çemberle başlayacak. Tabii ki burada katı cisim hem TYT'de hem de var ama katı cismin üzerinde aslında daha çok yüzey alanı AYT tarafında hacim kısmı da TYT tarafında daha çok karşımıza çıkıyor. Peki bunlar da bitiyor. Bak TYT'yi bitiriyoruz. Bu hafta TYT'yi noktalıyoruz. AYT'ye geçmiş olacağız ve kampı kamp yapan çember, daire, katı cisim, trigonometri, analitik geometri diyerek AYT'de 10'da 10 yapacağız. TYT'de de ondan 10 yapacağız. Genelde AYT'de 12-13 soru çıkıyor da e, trigonometri konusu, geometri konusuna artık geçiş yaptığı için yani 25 soru üzerinden konuşuyorum. 25'te 25 yapacağız. Ben sana inanıyorum. Sen de bana inan. Bunu birlikte yapacağız. Başaracağız bak. Gerçekten diyorum. Burada çünkü gerçekten çok büyük bir emek var. Senin de emek verdiğini biliyorum. Kampın birinci günden beri böyle her gün düzenli kampı izleyen, yorum atan, hikayelerinde beni etiketleyen, Instagram tarafında da özellikle ders çalışan öğrenciler görüyorum. Onlar 39 günün sonunda emeklerinin karşılığını alacaklar. Yeter ki sen bu kampı günü gününe devam ettir. Kampı bırakma tamam mı? Ve bunu da söyledikten sonra gel hadi neye geçiyoruz? Ödevlendirmeye. Kampımızın ilk sayfasına gel bugün de hadi dijitalde açmayalım pardon. Gel şurada kitabımızda hemen kağıt düştü ama neyse bak. Gel 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 kitabımızın ilk, sayfamıza, ilk sayfasını açtık ve yamuk konusunda ödevimiz neymiş gel buradan söyleyeyim bugün de Yamuk. 11, 12 iki tane mavi testin var. Sonra iki tane yeşil testin var. 13, 14 ve bir tane de kırmızı testin var. Şöyle göstereyim sana da. Şöyle baktığında nerede şurada? Öbür parmağımda bak şu. Şu yüzük parmağıma baktın mı? yamuk. 11, 12, 13, 14, 15 testleri. İki tane mavi, iki tane yeşil, bir tane de kırmızı simülasyon testi seni bekliyor. Kitaplar Zaten kitaplara nereden ulaşacağını biliyorsun. Açıklama kısmında linklerimiz var. Trendyol linki ve BKM kitap linki. BKM en uygun fiyat olduğu için ekstra sepette %10 indirim için merkez kodunu hem Z takımı kitaplarında hem de tüm paraf yayınları kitaplarında kullanabilirsiniz. PDF'lerimiz zakademi.com'da ve gönül rahatlığıyla geometriyi birlikte halletmeye devam ediyoruz. Bugünün de sonuna geldik. Eline emeğine sağlık diyerek gerçekten çok güzel her sene çıkan soru tarzlarından biri var Yamuk'tan. Çünkü ÖSYM her sene banko soruyor. Ve dikdörtgen kare ve yamuk. Bak bunların ikisi çok önemli. O yüzden çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Ödevlerini yapacaksın. Teğet ve merkez testlerini izleyeceksin. Anlamadığın, yapamadığın yerleri mutlaka yorumlara yazacaksın. Tamam. Bugün de noktalayalım o zaman. İyi ki geldin. İyi ki videoyu izledin. İyi ki sana anlatıyorum dersi. Çok teşekkür ederim. Şimdiden desteklerin için. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.